Dün gece rüyanda ne gördün söylemedin. Gittiğini gördüm. Nereye? Bilmiyorum. Valizini alıp çıktın. Çok korkunç bir his değil mi? Sen rüyanda gördün. Düşün. Ben seni o evden elinde çantanla çıkarken izledim. Sen uyumuyor muydun? Pencereden bakıyordum sen giderken. Çok korkunç bir hismiş. Özür dilerim. İyi de niye gördün ki böyle bir kabus? Niye bu kadar kaygılısın? Ben İstanbul'a döndüğümde böyle bir tepede durdum. Derin bir nefes aldım ve hoş buldum İstanbul dedim. Daha bana yapacağı hoş geldin sürprizini bilmeden. Sonra da eve gelip kafana teyze etmeli niyetim. Aynen öyle oldu. Daha birbirimizi evden göndermek istediğimiz zamanlardı. Sen bir gece çok... Bunları bilerek yaptın diyeceksen. Hayır, bilmiyordun. Bütün gece sarılıp uyumuştuk. Sabah fark edince de çok kızmıştık birbirimize. Bunlar çok komik anılar. Ama sen öyle anlatınca hüzünlü şeylere dönüşüyor. Hüzünlü değil. Hepsi çok tuhaf, çok güzel, çok gerçek dışı. Aynı zamanda çok gerçek. Demir, senin neyin var? Çok uzun zamandır benim başıma gelen en güzel şey sensin. Hatta bütün hayatım boyunca başıma gelen en güzel şeysin. Ve ben... buna pek alışkın değilim. Yani benim hayatımda bir şeyler hep ters gider. O yüzden alışmamaya çalışırım. Alışınca da? Beni neden seviyorsun? Nasıl bir soru Demir? Sen kendinin nasıl bir adam olduğunun farkında değil misin? Nasıl bir adamım ben? Demir, biliyorum ya, şu an yaşadığın şey, yani bu hissettiğin duygu. Sen o evde bense sadece bir gece geçirdin. Bense iki gün geçirdim. Koskoca iki gün. Aklımı yitirecektim neredeyse. Biz ne yapalım biliyor musun? Evimizi satalım. Emniyet binasını alalım. Girelim nezarete, kilitleyelim kapıyı üstümüze. Oo! Yok, onu biz yapmayalım da. Biraz sıcaktı orası, hatırlarsın. Ay hakikaten ya. Çok pis sıcaktı o gece. Bana bir söz verir misin? Bir gün bana çok kızarsan, kırarsam seni, bir şeyi asla aklından çıkarma, olur mu? Ben hayatımda hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. Seni çok seviyorum Demir Erandil. Ve seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Söz. Çok güzel değil mi? Sizin tarafın iş yoğunluğu nasıl bu arada? Yoğun ama halledilemeyecek gibi değil. Ne oldu? Biz seninle
biraz uzaklaşsak buralardan. Seni iki günlüğüne bir yere kaçırsam. Ya, nereye? Fark ediyor mu senin hanım? Hiç öyle seninle her yere gelirim falan yok yani. Yok, ben kalpten gitmeyeyim diye zaman kazanmak için öyle dedim. Aynı evde yaşıyoruz zaten senin. Neden böyle bir heyecana kapıldın ki aniden? Ya aman ne bileyim, yaptım işte. Şöyle biraz baş başa kalsak, konuşsak, senin bana söylemek istediklerin, benim sana söylemek istediklerim. Ne dersin? Benim sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Tamam. Ama bak, küçükken bir yere düşüp dizimi çatlattığımdan tut da komşunun oğlu Alperen'le çatıya çıkıp ben Wendy'yim, ben buradan atlarsam Peter beni tutar falan dememe kadar her şey. Ben biliyorum bu Alperen'i. Nereden biliyorsun? Anlatmıştın. Şu beraber uçamadığınız Peter Pan değil mi işte? Gerçi sen anlattığında kas gevşeticilerin etkisindeydin tabii. Hatırlamaman çok normal. O Peter Pan değil bir kere. Korkan teki. Bir tane Peter Pan var. Öyle mi? İyi bakalım. Bir de... Çok usanıyorum ama şey... Bir kere de bitlenmiştim. İnanırım senin. Sürekli elinle yemek yiyorsun. Saçına falan sürmüşsündür. Normal yani, olur. Ya aman be, dalga geçeceksen gitmeyelim hiçbir yere, konuşmayalım. Yok yok, gidelim. Gidelim. Konuşalım bir. Sevimli şeyleri de, sevimli olmayan şeyleri de. Her şeyi konuşalım. Olur. Tamam, hemen göndereceğim ben bunları işte. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Lütfen özenle. Aa, pardon. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Ay Selin'cim, iyi ki geldin. Merve'nin durumu çok kötü. Terası çıktı. Sen git bir bak istersen. Ay tamam, tamam bakayım. Peki bir şey dedin mi Merve? Ay yok, hiç konuşmuyor. Ya iyice içine kapandı zaten. Gece de buranın kulaklığını parçalıyordu. Sabah da erkenden çıkmış gitmiş. O zaman biz çıkıp bir bakalım. Tamam, siz çıkın. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım artık ben de. Halledeceğiz, merak etme, geçecek. Boncuğum. Günaydın. Günaydın. Kızlar siz de mi kahve keyfine çıktınız? Kahveleriniz nerede? Merveciğim, sen iyi misin? Aa, iyiyim. Niye iyi olmayayım ki? İşte Azmi'ye Merve'nin canı sıkkın dedi de. Sen nereye gittin bakayım sabahın köründe? Ha şey ya, dün sırada yarım kalan işler vardı, onları tamamlayayım dedim. Peki Bora'nın kulaklığı? Ay evet ya. Ya Bora'ya sinir oldum, kulaklıktan çıkardım işte. Ya kızlar tamam, bir şey yok ya. Tamam iyiyim ben, merak etmeyin. Hadi anlatın, gündem nedir? Modumuz değişsin biraz. Ya kızlar hadi anlatın, gündeminiz ne? Hadi. Şey, tamam o zaman ben başlıyorum. Kızlar, ya çok ciddi bir problemimiz var. Ne oldu? Ya Selin, çok fena şeyler oldu ya. Nasıl fena şeyler ya? Yani işle ilgili fena şeyler mi, Happy Pie'le ilgili fena şeyler mi? Bir dur, kızım anlatsana. İbo, bana seni seviyorum dedi. Ay, iyi ki evden erken çıkmışım ha. Ya, sonunda söyledi. De, bu bir sorun mu ki? Sorun bu değil. Sorun şu ki, eski erkek arkadaşımla tanışmak istiyor. Ya ne yapacağım ben? Nasıl ya? Niye ki? Ama seni seviyorum da dedi. Ya ama ben ilk seni seviyorum diye işini böyle hayal etmemiştim ki. Ayda. Ay ne yapayım? Ya arkadaşlar, bir insan seni seviyorum dedikten hemen sonra eski erkek arkadaşına tanışmak istiyorum der mi? Ya ben buna şaşırayım mı, sevineyim mi, bozulayım mı? Ya benim bütün hatlarım karıştı. Arkadaşlarım, can dostlarım, ya beni bir çözün, ne olursunuz, ne yapacağım ben? Sen en son kimle çıkmıştın ki ya? Kim ya? Oh şey, gözlüklü. Yiğit. Yiğit. Ay, vallahi Yiğit de böyle tanıştırılmaz be. Aa, niye ya? Bence tatlı çocuktu. Aynen öyle. IQ'su da 150'nin üstündeydi zaten. Hayır, ya ben ne diyeceğim şimdi? Yıllardır görmemişim çocuğu. Ya
gel seni yeni sevgilimle tanıştırayım mı diyeceğim. Vallahi çok acayip ya. Senin bu İbo'da bir cins be canım. Aynı sen ne biliyor musun? Hep İbo'ya çağır. İbo ile tallatsınlar. Hayır, İbo'nun eski sevgilisi güzel olmasaydı ben de aldırmazdım kanka olmalarına. Şimdi İbo ile Yiğit'i tanıştırınca neyi ispatlamış olacağız ki biz? Ya gerçekten niye tanışmak istiyormuş? Yiğit'i görünce elim ayağım titriyor muymuş? Buna bakacakmış beyefendi. Ay bir de titriyormuş. Gülüm gülüm tabii. Gündeme bomba gibi düştüm ya. Biz dün gece adada mahsur kaldık. Aa. Eylül Hanım'lar. Aa. Nasıl ya? Ya biz dün adaya toplantıya gitmiştik. Sonra hava birden bozdu. Öyle olunca biz de mahsur kaldık dönemedik. Sonra da kız kıza pijama partisi bütün gece. Ay Eylül Hanım çok tatlı ya. Ne anlattı peki? Ha, var mıymış onda böyle aşklı meşli mevzular? Ay var olmaz mı? Ama anlatamam. Aa, ama. Ya Demir Sabahın yakışıklarıyla beni almaya geldi. Ya. Ya çok romantikmiş. Ya bizim eski patron nasıl böyle bir aşık oldu ben anlamadım ha. Efsane yani. Ay valla ben de anlamadım. İki günlüğüne de beni kaçıracakmış. Nereye? Ya tabii ki de baş başa aşk tatiline. Ya Selin çok güzel. Ay kızlar ya. Hepimizin gündemi çok güzel değil mi? Ben de Bora'yla konuştum. O da avukatla konuşuyormuş boşanmak için. Merve'cim sen bunu ne zaman öğrendin? Ay kızlar tamam ya, hiç modumuzu bozmayalım tamam mı? Ben zaten zor düzelttim vallahi kendimi. Olmayacak değil mi böyle? Bu şekilde atlatamayacağım ben bunu. Böyle gülerek falan atlatılacak bir şey değil çünkü bu. Yok ben bunu kolay kolay atlatamayacağım. Ya kızlar tamam ya. Boşanmak istiyorsa da boşanırız. Ne yapalım canım? Yani ilk boşanan çift biz olmayacağız herhalde değil mi? Ya Merve vallahi bizim sana moral vereceğimiz yerde sen bize veriyorsun ya. Ya Boncuk şimdi siz boşanıyor musunuz? Yani kesin mi? Aslında bir araya gelip konuşabilseniz yani birbirinizden uzaktasınız diye oluyor bunlar. Ya benim fikrim değil ki Selin. Yani buraya dönmeyen Bora. Boşanma lafını açan da Bora. Ya vallahi ben öyle evliliğim sürsün diye Antalya'ya falan taşınamam ya. Ya buradaki kendi hayatımla bütün bağlarım kopar benim. Yani sadece Bora'nın karısı olurum. Öyle muamele görürüm. Ya tamam bundan çok mutlu olacak insanlar var. Ama ben olamam. Merve çok üzüldüm ya. Boncuk ama sen sakin ol tamam mı? Bir kere boşanma lafı geçti diye boşanmıyor insanlar. Öyle gemileri yakmıyor mu? Yok yakmıyorum. Yani böyle durumu bekleyeceğim bakalım. Ama bir karar verdim. Ne kararı? Kimsenin bana üzülüp acımasını falan istemiyorum. Başım dik bir şekilde atlatacağım ben bu süreci. Siz de bana yüz vermeyeceksiniz ha. Öyle ağlayıp sızlarsam normal davranım. Gezilecekse gezelim. Çalışılacaksa çalışalım. Gülünecekse de güleriz tamam mı? Merve. Hı? Ya emin misin bu sana iyi gelecek mi? Vallahi hiç emin değilim Selin. Yani benim de başıma ilk defa geliyor artık. Deneye yanına öğreneceğiz neyin iyi gelip neyin kötü geleceğini. Canım benim. Sen hep yanındayız tamam mı? Merak etme beraber anlatacağız. Bitecek. Canım arkadaşlarım benim ya. Ben sizden ayrılamam ki zaten öyle. Ayrılma zaten. Boncuk. Gitmem. Günaydın Burak. Günaydın. Selin'cim tebrik ederim. Dün harikalar yaratmışsın Eylül'le. Ya işte elimizden geleni yaptık patronların yokluğunda. Süper. Yalnız Türkan Hanım'ın işleri bayağı yüklü görünüyor. O işler başlamadan elimizdekileri bitirelim mi? Tüm fotoğraflarını fayanslara bastırmak isteyenler. Ve Dirim Hanım'ın fantastik çatı katı. Aynen. Oldu o zaman. Size kolay gelsin. Ben kendi şirketime döneyim.
Düğün fotoğraflarını fayanslara bastırmak istiyorlar ha. Çok mutlularsa demek. Allah bozmasın. O zaman ben müşteriyle konuşup teslimat tarihini netleştireyim mi? Yok. Merve'ciğim sen o müşteriyi boş ver. Sen Dirim Hanım'ı idare etmeye alışıksın, onunla konuş. Diğeriyle ben konuşurum. Diğeri. Evli çift. Diğer evli çift. Mutlu olan evli çift. Evli olan diğer çift. Acıkmadın mı? Yarına yetiştirmem gereken işler var. O zaman ben kızlarla yemeğe çıkıyorum. Kızlar? İşte Merve, Ayda, Azmiye. Eylül Hanım daha gelmedi. Türkan Hanım'la toplantısı uzun sürdü herhalde. Ya ben onu arayacaktım, seni görünce unuttum. Arasam mı acaba? Ne gerek var Selim böyle bir şey? İşi bitince gelir zaten. Tamam. Ben seni rahat bırakayım da çalış. Nereye gidiyorsun Selim? Yemeğe gidiyorum dedim ya. Ama beni öpmeden odamdan çıkamazsın. Mekan gerçekten çok güzelmiş Ayda. Teşekkür ederim Eylül Hanım. Teşekkürler Firuzem. Eylül Hanım bir sorun mu var? Yani değiştirebilirim eğer pipet patlaksa. Yok da bu pipetler doğaya çok ciddi atık bırakıyor. Ya ben de hep söylüyorum Ayda'ya. Ama bazı müşteriler istiyormuş. Başka bir alternatif bulmuştunuz. Ne oldu? Ya evet, aslında organik çubuk bulduk. Ama ben işin gücün arasında sipariş vermeyi unuttum. Ya Aydacığım ben senin için sipariş ettim. Tamam. Ama gelmesi bir haftayı bulur. Ya olsun, teşekkür ederim senin için. Ya bence hiç uğraşmayın valla. Yani sazlıklar organik pipet dolu. Ortası da boş. Kes kes kullan. İyi fikir. Bir dakika. Makarnalarınıza bakabilir miyim? Tabii. İşte çok tatlı. Atın. Alabilirim değil mi? Tabii canım, tabii. Teşekkürler. Onların pişmişleri vardı. Böyle yerseniz midenize dokunur. İşte karşımızda organik pipet. Yok artık. Aa, çok iyiymiş ya. Makarna bu. Ya bu benim nasıl hiç aklıma gelmedi. Mutfak bunlardan kaynıyor. Yalnız bunun bir performansına bakmak lazım. Ya içemedikten sonra dekorasyonlar öteye gitmez. Gayet güzel içiliyor bu ya. Olur. Evet. Ay bunu şirkette de kullanalım. Ben bir fırın makarna alıp getiririm. Demek ki hiç zor değilmiş plastik atıkları azaltmak. Yazık ya. Hayvanların midesinden plastik atıklar çıkıyor. Ben de Londra'daki bir mekanda görmüştüm bunu. Çok zekice değil mi? Çok. Ya vallahi ikiniz de harikasınız ya. O zaman bundan sonra şöyle yapıyoruz. İsteyenlere çubuk makarna veriyoruz. İstemeyenlere de senin sipariş ettiği organik çubuklardan veriyoruz. Ya insanın çevresinde zeki birilerinin olması harikaymış. İşte sırf bu yüzden ben Artem'in dağılmasın diye uğraşıyorum. Yoksa ben bir daha bu kadar güzel ve bu kadar zeki insanlarla nasıl çalışabilirim ki? Burak Beyciğim. Yüzünüz çok güzel. Sürekli takıyorsunuz. Size şans getirdiğini düşündüğünüz bir şey mi? Evet. Şans getireceğini söylemişti Beren kadın. Yalnız ne kadar zevkli bir kadınmış o ya. Değil mi?
Aslında pek de sandığınız gibi bir hikaye değil. Yıllar önce bir bedevi köyüne gitmiştik Fas'ta. Orada yaşlı bir kadın falıma bakmıştı. O vermişti bana bu yüzüğü. Ne çıktı falınızda? Yanımdaki çevirmeni soruyorum ne diyor diye. Bir türlü söylemiyor, kızarıp bozarıyor falan. Ondan sonra en son yahu ne diyor söylesene dedim. Yanımdaki sevgilime bakarak çok şanslısınız. Ama siz ona ait değilsiniz ve kısa zamanda ayrılacaksınız dedi. Yani sevgiliniz yanınızdayken söyledi bunu. Peki ne yaptınız? Birbirimize bakıp güldük. Kadın da bunu görünce parmağındaki yüzüğü çıkartıp bana verdi. Uzun bir yolun olacak ve bu yolu yalnız yürüyeceksin. Bu yüzük de sana şans getirecek dedi. Ama bu öyle acıklı bir hikaye değil. Sonuçta herkes kendi yolunda ve mutlu. Hem yalnızlık o kadar da kötü bir şey değilmiş ya. Bizi düşünen birileri oldukça yalnız sayılmayız. Onları görmesek de. Belki de bu yüzük bana gerçekten şans getirmiştir. Belki de. Şans kısmını bilemem. Ama kendisinin çok güzel olduğu kesin. O zaman biraz da sana şans getirsin. Yok. Sizin çok fazlanınız var. Ben bunu alamam gerçekten. Lütfen al. Zaten bende yeterince fazla kaldı. Artık yeni anılara ihtiyacı var. Sen al, hikayesi değilsin. Yok. Yani... Hadi. Ay Selin çok güzel. Çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.